Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'nın görüşmelerine başlamış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, AKP iktidarının 22. yılında bir bütçe çıkartıyoruz. Ve aynı zamanda 22 yıllık iktidarın 12. İçişleri Bakanlığı bütçesini çıkartıyoruz. Bu bütçeye genel olarak baktığımızda insan odaklı hiçbir şeyin olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Bütçede katrilyonlar var, milyonlar var, yatırımlar var, paralar var, oranlar var, kıyaslamalar var ve bunların hepsi konuşuluyor ama bu bütçede insan yok. Bu bütçede vicdan yok. Bu bütçede derman yok. Bu bütçede açıkçası insanlık yok, saydamlık yok, hesap verebilirlik yok ve geleceğe dair bir umut yok. Ve insanımıza doğrusu mutluluk yok. Neden yok? 22 yıllık AKP iktidarının Türkiye'ye getirdiği ekonomik borçlanmadan dolayı insana verebileceği bir şey yok. Değerli arkadaşlarım, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Merkez Bankası'nın, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun resmi kayıtlarına baktığımızda Türkiye'nin toplam borcu 6 trilyon 726 milyar Türk lirası. Toplam kredi borcu 11 trilyon 294 milyar Türk lirası. Bütçe açığı bu hükümetin ve bu iktidarın bütçe açığı 572 milyar Türk lirası. Toplam dış borç 475 milyar dolar. Kısa vadeli borç 219 milyar dolar. Dış ticaret açığı 77 milyar dolar ve cari açık 51 milyar dolar. Böylesine ekonomik olarak boğulmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. Sayın Bakan, süreç içerisinde kamu düzeni ve toplumsal huzurun sağlanması açısından operasyonlarınızı destekliyoruz. Bunda hiçbir şüphe yok. Ancak bu örgütler 3 Haziran 2023 tarihinden önce kurulmuş örgütler değil midir? Yani siz 3 Haziran 2023'te göreve başladığınızdan önceki iktidarınız dönemindeki 11 bakan döneminde bu suç örgütleri yok muydu? Şimdi kısacası AKP iktidarı kirli parayla imtihan ediyor. Suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ekonomik krizin yaralarını sarmak için yürütülüyor. Şu sorulara açık ve net olarak Yüce Meclis'e cevap istiyoruz. Bunlardan birincisi, sözü geçen suç örgütleriyle ki aralarında uluslararası suç örgütleri de var, ne zamandan beri Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar? Sorumuz iki, bu suç örgütlerinin Haziran 2023 öncesinde üzerine gidilmemesinin sebebi nedir? Sorumuz üç, eğer bu suç konumunun kanunun sorumlusu bir önceki bakan Süleyman Soylu ise bizzat iktidar partisinin kendisini milletvekili seçerek dokunulmazlık zırhının altına alınmasının sebebi nedir? Sorumuz 4. 4 Haziran 2023'ten beri yürütülen organize suç ve uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen varlıkların güncel değeri kaç Türk lirasıdır? İşte AKP'nin suç örgütlerine verdiklerini geri alıyor diyebiliriz. Ama halktan aldıklarının hesabını bir türlü ödemiyor, ödemek istemiyor. Biz bu hesap ödeninceye kadar bu soruları sormaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ülkemizdeki çürümüşlüğü gündemde tutmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu operasyonlarla ilgili birçok suç örgütü lideri ve operasyonun içinde bulunan insanlar yakalanıyor. Cezaevine konuluyor. 3 yıl, 5 yıl ceza alıyor. Ama suç örgütünün arka perdesinde bulunanlar bunu işlemeye devam ediyor. Bu yönüyle baktığımız zaman
cezaevine giren suç örgütünün lideri elindeki tesbihi çekerek orada fedailik, orada efelik yapıyor ama sistem dışarıda devam ediyor. O nedenle Sayın Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonunun sözcüsü olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun İçişleri Komisyonu Başkanı olarak bu tür suç örgütlerinin yakalananların başta mal varlıklarına, menkullerine, gayrimenkullerine el konulması noktasında hangi yasal düzenleme yaparsanız arkasındayız, destek vermeye hazırız. Değerli arkadaşlar, evet, İçişleri Bakanlığı bütçesi deyince yerel yönetimler söz konusudur. Yerel yönetimler seçiminde çok kısa bir süre kaldı. Yani takriben 3 ay 100 gün. Şimdi Türkiye'de bu sürece müdahil olan ve Türkiye'de birçok... Sayın Tüzün, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Türkiye'de birçok şehri, büyük şehri, ili yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen başarılı bir dönem geçirmişlerdir. Hani Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi diyordunuz ya, ey Millet İttifakı'nın bileşenleri, adaylarınız nerede? Şimdi biz size soruyoruz. AKP iktidarı, Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, belediye başkanı adaylarınız nerede? Ama fark etmez. Başta İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde göstereceğiz adaylar isim olarak aday olacaklardır. Ama cismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve dava ediyoruz. İşte yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Başta İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele etmeye, onu sandıkta yenmeye hazır olduğumuz...